YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bugün sizlerle İlkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabı temiz ol sağlıklı yaşa metni etkinlik cevapları sayfa 133 134 135 136 137 138 139 140 141 inceleyeceğiz 3. sınıf Türkçe ders kitabı temiz ol sağlıklı yaşa metni etkinlik cevapları 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 133'ten 141'e kadar. Hazırlık çalışmaları. 1. Kişisel temizliğini nasıl sağlıyorsunuz? Anlatınız. Cevap. Kişisel temizliğimi düzenli banyo yaparak, dişleri bir günde en az iki kez fırçalayarak, ellerimi sık sık sabunla yıkayarak ve tırnaklarımı düzenli olarak keserek sağlıyorum. Ayrıca temiz giysiler giymeye özen gösteriyor, saçlarımı tarayıp temiz tutuyorum. Hijyen kurallarına uyarak sağlığımı korumaya dikkat ediyorum. 2. Okuyacağınız metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Cevap Sağlıklı olmak için beden temizliğine dikkat etmemiz gerektiğinin metnin konusu olabilir. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 136 cevapları 1. Etkinlik Soru Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerle ilgili görseller, ve kelimelerin anlamları verilmiştir. Görsellerden yararlanarak noktalı yerlere bu kelimeleri yazınız. Cevap Kokarca Kendini korumak için düşmanına kötü koku sıvı sıçkıran ince uzun bir hayvan. Pasaklı Giyim kuşamına, eşyasına, özeline, temizliğine önem vermeyen kimse. Köpük Sabun, deterjan ve benzinin suda erimesinden oluşan beyaz kabarcık. Kovuk bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü. Çayır. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları 2. Etkinlik Soru Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız. 1. Oyuncu mini mini en çok neyi sever? Cevap Toprakta oynamayı, yaprakların arasında saklanmayı, ağaçlara tırmanmayı ve üstünü başını kirletmeyi sever. 2. Oyuncu mini mini neyi hiç sevmez? Cevap. Yıkanmayı sevmez. 3. Sincaplar oyuncu mini mini'nin oyun teklifine ne cevap verdiler? Cevap. Gözlerindeki çapaklar ve kirli tırnakları nedeniyle onunla oynamayı reddettiler. 4 kurbağalar, arılar, oyuncu mini miniyi aralarına neden kabul etmediler? Cevap Kurbağalar ağız kokusundan, arılar ise kötü kokusundan dolayı onu aralarına almadılar. 5. Mini miniler yıkanmanın oyun ve eğlencede olabileceğini nasıl anladılar? Cevap Oyuncu mini mini suda düştüğünde etrafa oluşan baloncukları görünce yıkanmanın eğlenceli olabileceğini fark ettiler. Üçüncü etkinlik soru. Şemadaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları noktalı yerlere yazarak tamamlayınız. Cevap. Çok küçük canlılardır. Hastalıklara neden olurlar. Kirli ve havasız ortamlarda çoğalırlar. Solunma ve temas yoluyla vücudumuza girerler. Aşı olarak onlardan korunabiliriz. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 138 cevapları. 4. etkinlik Soru A. Aşağıdaki şemayı metne göre tamamlayınız. Cevap. Metnin başlığı temiz ol, sağlıklı yaşa. Metnin şahıs kadrosu. Oyuncu mini mini, meraklı mini mini, şaşkın mini mini, kaşif mini mini, sincaplar, kurbağalar, arılar, örümcek ve kokarcalar. Olayın gerçekleştiği mekan. Orman, göl, çiçekler ve nehir. Metinde anlatılan olay. Oyuncu mini mininin temizlik yapmaktan kaçınması. Kötü koktuğu için arkadaşları tarafından reddedilmesi. Ve en sonda nehre düşerek yıkanmasıyla temizlik konusunda farkındalık kazanması. Soru B. Metnin içeriğine uygun farklı iki başlık belirleyerek aşağı yazınız. Cevap. Temizlikle gelen arkadaşlık. Kirli mini mininin dönüşümü. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları 5. Etkinlik Soru Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Temizlik alışkanlığıyla ilgili cümlelerin başındaki T, sağlıkla ilgili cümlelerin başına S yazınız. Cevap T Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. T Haftada en az iki defa duş almalıyız. S her gün yeteri miktarda su içmeye özen göstermeliyiz. S. Bilgisayar ve televizyon karşısında uzun saatler geçirmemeliyiz. T. Kıyafetlerimizi temiz tutmalıyız. S. Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. S. Hava koşullarına uygun giyinmeliyiz. T. Meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan yememeliyiz. T. Bizimle birlikte yaşayan evcil hayvanlarımızın bakımına dikkat etmeliyiz. 6. Etkinlik Soru Yandaki afişi inceleyiniz. Afişin içeriğine uygun farklı sloganlar belirleyerek aşağı yazınız. Cevap Temizlik sağlığın anahtarı. Ellerini yıka, hastalıklardan kaç. Hijyenle güvende kal. Sağlığını koruma yolunda ilk adım ellerini yıkamak. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları 7. Etkinlik Soru Aşağıdaki görselleri sırasıyla inceleyiniz. Görsellere uygun yönergeler yazarak ellerinizi nasıl yıkamanız gerektiğini açıklayınız. Cevap 1. Ellerimizi su ile yıkarız. 2. Islanan ellerimizi sabunla ovalarız. 3. Sabunlu ellerimizi birbirine sürteriz. 4. Parmaklarınızın arasında güzelce sabunlarız. 5. Tüm ellerimizi sabunu yayarız. 6. Bileklerimizi de sabunlarız. 7. Sabunlu ellerimizi suyla güzelce yıkarız. 8. En son ıslak ellerimizi havlu ile durularız. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları 8. Etkinlik Soru Aşağıdaki kullanma kılavuzunu inceleyip ilgili soruların cevapları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Kullanım kılavuzunda ürünle ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir? Cevap Kullanım kılavuzunda ürünlerin bölümleri, çalışması için gerekli piller, sabun haznesinin kapasitesi, sabun haznesinin nasıl doldurulacağı, cihazın nereye yerleştirileceği ve sensörün nasıl çalıştığı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca sıvı savun miktarının ayarlanabileceği ve ürünün 2 yıl garantili olduğu belirtilmiştir. Sizce ürünlerin kullanım kılavuzu neden mutlaka okunmalıdır? Cevap Ürünlerin kullanma kılavuzu doğru ve güvenli bir şekilde nasıl kullanacağını öğrenmek, ürünün uzun ömürlü olması ve olası arızadan kaçınmak için mutlaka okunmalıdır. Ayrıca kılavuzda ürünün özellikleri, bakım talimatları, ve garanti süresi gibi önemli bilgiler bulunur. Sonraki metne hazırlık. Soru. Spor yapma ile büyüme arasındaki ilişkiyi araştırınız. Cevap. Spor yapmak büyüme ve gelişme üzerinde olumlu etkiler sağlar. Fiziksel aktivite vücuttaki kas ve kemik yapısını güçlendirir. Büyüme hormonlarının salgılanmasını artırır. Düzenli spor yapan çocuklar ve gençler daha sağlıklı bir bedene sahip olurken kas ve iskelet sistemleri daha iyi gelişir. Ayrıca spor kan dolaşımını hızlandırarak vücuda daha fazla oksijen taşımasını sağlar. Bu da büyüme sürecini destekler. Psikolojik olarak da spor stresi azaltarak zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.